Sezai Karakoç'un dünyasını, maddi ve manevi dünyasını, fikir coğrafyasını, fikir dünyasını oluşturan, kuran ve onun daha sonra diriliş düşüncesi olarak ortaya koyacağı büyük düşünce yumağını bir şekilde şekillendiren birçok isim var. Bunların bir kısmına daha yakın, onları daha canı gönülden, yani iç dünyalarından izleyen, bütün fikirleriyle benimseyen, takip eden Sezai Karakoç, bazı şair ve yazarlara, bazı mütefekkirlere de zaman zaman yol düşürmüş. Onların düşüncelerinden de, onların yaşantılarından da kendisine bir takım izler, bir takım örnekler, dersler çıkarmıştır. Bu bağlamda Namık Kemal çok bilinmeyen, yani Sezai Karakoç'un dünyasında Namık Kemal'in yerinin ne olacağını Sezai Karakoç okurları da çok bilmezler. Çünkü Sezai Karakoç Gaziantep Lisesi'nde okurken, daha lise öğrencisiyken ona bir konferans vermesi istenir, bir ödev gibi. O da Namık Kemal hakkında bir konferans verir. Daha 17 yaşında, 18 yaşına basmamış bir delikanlı Namık Kemal hakkında. Şimdi niye Namık Kemal'i seçmiştir derseniz, benim aklıma gelen şunlar. Namık Kemal'in heyecanı, coşkusu, dönersem kahpeyim vatan yolunda bir azimetten deyişi, yani o Hürriyet kasidesindeki haykırışı, yapıp ettikleri, o genç Sezai'nin, lise öğrencisi Sezai'nin muhtemelen hoşuna gitti. Ve sonra bir yıl sonra gittiği Mülkiye Mektebi'nde de Sezai Karakoç yine Namık Kemal hakkında onun vefat yıl dönümünde, yanlış hatırlamıyorsam, bu konferansı yeniliyor. Tabii geliştirerek, belki değiştirerek, bazı yerlerini onararak yeniliyor. Ve arkasından bu konferansla kalmıyor. Sezai Karakoç bu konferans metnini Mülkiye dergisinde yayımlıyor bir yazı olarak. Burada dile getirilen şu. Ha, bir de Sezai Karakoç'un Namık Kemal'e ilgisini ben şeye bağlıyorum. 1940 yılında Necip Fazıl Namık Kemal'le ilgili bir kitap yazıyor. Necip Fazıl'ın bu kitabı muhtemelen Sezai Karakoç'u Namık Kemal'e yönlendirmiş olabilir. Çünkü genç Sezai'nin lise yıllarında okuduğu, benimsediği, üstadım dediği kişi Necip Fazıl Kısakürek'tir. Onun işaret ettiği, hakkında kitap yazdığı birisinin de önemli olduğunu düşünüyor olmalı. Ve Mülkiye Mektebi'nde o konferans metnini yayınlar Sezai Karakoç. Peki ne der burada? Şunu der Sezai Karakoç özetle. Tabii yazı 2-3 sayfalık bir yazıdır. Namık Kemal'in biraz batıya öykünse de, bir takım yerli değerleri, İslam'a da saygıyı elden bırakmadan ilk o kokuşmuş ya da durağan, bozulmaya karşı ilk reaksiyonu gösteren adam olduğunu söyler. Yani Namık Kemal bir başlangıçtır Sezai Karakoç'a göre. Bir devam değildir. Namık Kemal gerek siyasette, gerek edebiyatta, gerek gazetecilikte bir başlangıçtır. Namık Kemal'in şiirini de, düşüncelerini de bir düşüncenin devamı gibi görmez. Bir başlangıç olarak görür. Burası mühim. Şunun için Sezai Karakoç da bir başlangıç adamıydı. Çünkü o da 1950'lerden itibaren dile getirdiği şiirlerinde ve yazılarında dile getirdiği düşünceler bir devamdan çok bir başlangıç gibiydi. Diriliş elbette kökü mazide olan, İslam'ı kaynak alan, referans alan bir düşünceydi ama bir yeni, taze bir söylemdi. Yeni bir dille yeni bir şey söylüyordu. Bu bakımdan Namık Kemal'in o yenilik arayışı, gerek dilde, mesela Sezai Karakoç der ki, dili süslerinden arındırarak, efendim o belagatlı cümleleri sadeleştirerek, anlaşılır, rahat, düşünceyi gayet etkili bir biçimde muhatabına ulaştıran bir dili tercih etti der Sezai Karakoç. Bu bakımdan Namık Kemal'in bazı yaptıkları, bazı alanlardaki çıkışları, girişimleri, tabii onun bir hürriyet kahramanı oluşu genç Sezai'yi etkilemiş.
Onunla ilgili yazdığı bu yazıyı sonradan kitaplarını almamış. Buradan şunu anlıyorum ben. Sezai Karakoç o gençlik döneminde yazdığı yazıdaki düşüncelerinin hepsini sonraki yıllarda benimsememiş olmalı. Benimsememiş olmalı. Çünkü eğer onları benimsemiş olsaydı bunu edebiyat yazılarına alabilirdi. Çünkü Namık Kemal'le ilgili sonraki yıllarda Namık Kemal'in vefatının 100. yılında yani 1988'de Aralık ayında yazdığı bir yazıda, Diriliş dergisinde yazdığı bir yazıda, Unutulan ve Hatırlanan başlıklı bir yazıda, Namık Kemal'in talihsiz bir dönemin boşa geçmiş, boşa sarf edilmiş bir enerjisi olarak niteliyor. Yani o gençlik dönemindeki Namık Kemal, Sezai Karakoç'un sonraki yıllarda artık gündeminden biraz uzağa düşmüş. Evet, Namık Kemal'i yine önemsiyor. Çünkü o yazının yazılma sebebini de söyleyeyim. 1988'de vefatının 100. yılında Namık Kemal'in hakkında yazan bazı gazeteler ve dergiler Namık Kemal'in İslam'a saygılı oluşunu yadırgıyorlar, kınıyorlar hatta. Sezai Karakoç da asıl yazıyı bunun üzerine kuruyor. Diyor ki, siz bir Osmanlı aydınının, milletinin, toplumunun dinini, dinine saygı duymasını, dinini önemsemesini, ona itaat göstermesini niye yadırgıyorsunuz? Bunda şaşılacak bir şey yok diyor. Yani bunu çok doğal bir şey olduğunu söylüyor. Çok dağıtmadan şöyle toparlayayım. Namık Kemal mücadelesiyle, dilde, edebiyatta yaptığı bir takım atılımlarla Sezai Karakoç'un gençlik döneminde ufkunu açan, dünyasına giren isimlerden biridir. Sonraki yıllarda elbette Namık Kemal'in bütünüyle düşüncelerini benimseyen biri değil Sezai Karakoç. Yani onun her konudaki düşüncesine evet diyen, onu ilkeleri arasına koyan biri değil. Onun bir devamı gibi değil. Fakat yaşadığı dönemde o cesur çıkışlarıyla, dilde yaptığı yeniliklerle, şiire getirdiği söylemle Sezai Karakoç, Namık Kemal'i isimler dünyasına dahil ediyor.